Bugün herkesin yine çok merak ettiği başka bir soruya cevap vermeye geldim. Formula 1 takımında nasıl iş buldun? Mülakatta neler sordular? Hangi aşamalardan geçtim? Bunların hepsini tabii ki de açık açık yanıtlayamam. Çünkü Formula 1 takımlarında gizlilik sözleşmeleri var. Ama en azından aktarabildiğim bazı noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Buraya kadar çok uzun bir yoldan geldim ve sonunda kendime Formula 1'de bir iş buldum. Ve benim için işin en güzel kısmı da Formula 3, Formula 2'yi hiç görmeden direkt Formula 1'de başlamak. Bunda okuduğum üniversite ve yüksek lisans çok etkili oldu. Ayrıca 3 yıldır İtalya'da olmam da iş yönündeki bağlantılarımı genişletmeme ve böylece daha rahat bir staj bulmama yardım etti. Ve bu hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Formula 1'de iş bulmak o kadar kolay değil. Çünkü dünya üzerindeki gerçekten en iyi mühendisler Formula 1 takımlarına girebiliyor. Ve takımlara bakarsak da aslında Formula 1 mühendisi sayısı çok da fazla değil dünya genelinde. Çünkü bakınca sadece 10 takım var ve bu 10 takımda büyükler dışında çalışan mühendis sayısı yaklaşık 100. Ve ortalama 100 dersek bu 1000 kişinin içinde olmak tabii ki de hiç kolay değil. Şanslıyım ki aslında İtalya'daki Formula 1 takımları ve bazı Formula 2 takımları ve yarış dünyasındaki öteki firmalar yüksek lisans yaptığım üniversite ile anlaşma içindeler. Bu nedenle pandemiden önce her ne kadar bu stajı bulmak, işi bulmak rahat olsa da pandemi sırasında her şey gittikçe zorlaştı. Ben her ne kadar Eylül'de, Ekim'de başlamak istesem de maalesef iş bulamadım. Ve istemediğim başka bir yerde, başka bir bölümde işe başlamaktansa beklemeyi ve istediğim yere girmeyi tercih ettim. Bunun için koskoca bir dönem bekledim. Arkada bıraktığım 25 yıl saymazsak. Her şey tabii ki de ilk önce web sitesi üzerinden başlıyor. İlk önce kendi web sitelerine girdim, F1 takımlarına bakmaya başladım ve kendime en uygun olan F1 takımını bulmaya karar verdim. Ve karar verdikten sonra iş ilanlarına baktım ve hiçbir iş ilanı, en azından bana uygun bir iş ilanı yoktu. Ve ben de anlık bir başvuru yapmaya karar verdim. Web sitesi üstünden CV'mi gönderdim ve bir mail attım. Tabii ki de kimse dönmedi. Daha sonrasında birkaç kez daha mail attım ama kimse dönmüyordu en başta. Ve ben de bu işi çok istediğim için başka bir yer denemeye karar verdim ve LinkedIn'den bir HR buldum. Yani insan kaynaklarında çalışanları buldum. Ve bu insan kaynaklarında 3-4 kişi vardı. Öylesine herhangi birini seçtim ve LinkedIn'den kısa bir yazı yazdım. Arkadaşlık isteği attım. Sadece nerede okuduğumu ve ne olmak istediğimi söyledim. Ve o firmada iş baktığımı söyledim. Hiç ama hiç umudum yoktu yanıtlanmayan mailler üstüne. Ama daha sonrasında insan kaynaklarındaki adam bana geri dönüş yaptı ve bir mail adresi vardı. Bu mail adresime CV'mi atmamı söyledi. Ben tabii ki de en başta tamam belki de geçiştiriyor diye düşündüm. Ama yine de bu mail adresine insan kaynaklarındaki başka bir çalışanın adresine CV'mi attım. Ve ayrıca bir mektup yazdım. Ve bu sırada başka işlere bakmaya devam ediyordum. Başvurmadım. Dediğim gibi bekledim kendi pozisyonum için. Araştırmamı için bekliyordum. Ama aradan 2 hafta geçtikten sonra çok şaşırtıcı bir şekilde mailime cevap geldi. Ve benimle görüşmek istediklerini söylediler. Tabii o an evde yalnızdım ve beni hayal edemezsiniz. Gerçekten Mezdeke'den tutun bütün pop şarkılarına kadar açıp dans etmeye başladım evde. Daha sonrasında ailem de geldi ve evde hep beraber galiba bir yarım saat boyunca hatta fazlasıyla dans ettik kutlamak için. Ve bu mailden sonra ben de ne zaman uygun olduğumu söylemek için bir mail daha attım. Ve birkaç mailden sonra aramızda bir gün belirledik. Bu mülakat sadece insan kaynaklarıyla aramızda olan bir mülakattı ve teknik konulardan çok hayatımda neler yaptım ve CV'm üzerinden gidildi. Mesela yaptığım stajlar ya da hangi projeleri yaptım, neden İtalya'ya geldim ya da neden bu işi istiyorum, neden bu takımı istiyorum gibi sorular soruldu. Tabii ki de önceden hazırlıklıydım, bu benim ilk mülakatım değildi iş konusunda ve en çok da firmanın geçmişine çalıştım. Çünkü firmanın geçmişini bilirseniz ve yaptığı işleri detaylı olarak bilirseniz sorulan sorulara birazcık da o yönde cevap vermeniz karşının hoşuna gidiyor. Bunun dışında kendimde gördüğüm
3 güçlü özellik ve 3 zayıf özellik soruldu. Ve tabii ki de ben bunlara da hazırlıklıydım. Daha öncesinde hazırlamıştım bu cevapları. Az çok tahmin etmiştim. Ve her şey güzel geçtikten sonra mülakatın sonunda denilen şuydu. Normalde şu anda hiçbir mühendis ya da hiçbir işe alım yapmıyoruz. Ama ben departmanla konuşup yer alıp olmadığını sorup size geri döneceğim denildi. Ve ben tekrar beklemeye başladım tabii ki de. Uzun bir süre bekledim. Her gün maili açıp bakıyordum. Bildirimler açık olmasına rağmen sürekli yeniliyordum maili. Ve 2 hafta sonra tekrar döndüler. Galiba bu 2 hafta kuralı gibi bir şey var. Yaklaşık 2 hafta sonra, 15-16 gün sonra tekrar geri döndüler. Mülakatın iyi olduğunu ve ikinci bir mülakat yapmak istediklerini söylediler. Bu ikinci mülakat teknik bir konu üzerine olacaktı. Ve yine aramızda birkaç mailden sonra bir gün belirledik. Ben bu sırada İtalya'ya geri döndüm. Ve maillerde söylenen de araç dinamiği kısmındaki araç dinamik müdürü ve ayrıca bir tane başka bir mühendisin olduğuydu. Ve ben bu mühendislerin daha çok ilgilendiği alanlara çalışmaya başladım. Üniversitede ve yüksek lisansta gördüğüm derslere tekrar çalıştım en baştan. Çünkü Formula 1'de teknik sorular tabii ki de çok zor oluyor. Aracın her şeyini bilmek gerekiyor. Tabii ki de bütün iş mülakatlarında, teknik mülakatlarda olduğu gibi çok fazla detay soruyorlar. Ve sonunda ikinci mülakata da hazırdım mühendislerle beraber. Ama komik olan çok büyük bir sorun yaşadım. Öğleden sonraydı mülakatım. Sabah birkaç kez bilgisayarımı denememe rağmen bilgisayarım birazcık eski ve bazen takılabiliyor. Kamera çalışmasına rağmen ilk başta açtığımda mülakatı çalışmadı. Daha doğrusu sesim gitmedi uzun bir süre boyunca. Ve ben de kapatmak zorunda kaldım. Artık el kol hareketiyle böyle 5 dakika tamam tekrar geleceğim şeklinde bir konuşma oldu. Ve daha sonrasında başka bilgisayar buldum. Ondan açmaya çalışırken kendi bilgisayarımı tekrar açmaya çalıştım. Aradan bir 15 dakika geçtikten sonra müdür bana mesaj attı WhatsApp'tan. Acele etme, biz seni bekliyoruz, bir sorun yok dediler. Benim için çok kibar bir davranıştı açıkçası. Böyle bir şey beklemezdim. Ben geç kalırsam ya da yanlış bir şey yaparsam direkt mülakatı kapatırlar, bitirirler diye düşünmüştüm. Ama bekleyeceklerini söylediler. Ben de hemen geliyorum dedim. En sonunda kamera tekrar açıldıktan sonra bu sefer ses artık çalışıyordu. Ve konuşmaya başladık. Yine kısaca neler yaptığımı sordular, nerede okuduğumu sordular ve neden bu işi istediğimi sordular, neden bu filmi istediğimi sordular. Ve daha sonrasında da teknik sorular başladı. Teknik sorular dediğim gibi çok detaylı. Bu konuda bilgi veremiyorum ama tamamen aslında dinamik ve o dinamiğin içindeki tek bir konuya özgü sorular sordular. Grafik çizmemi istediler, modellememi istediler dinamiği. Ve bundan sonrasında da ayrıca onların hazırladığı birkaç soru vardı. Ve resim üstünden, bazı resimler üstünden, araç üstünden bazı sorular sordular. Ve bu mülakatta ilk mülakatım gibi, teknik olmayan mülakat gibi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ve beklediğimden çok çok daha iyi geçmişti aslında teknik mülakat. Ve mülakattan sonra yaklaşık 1,5 ay bekledim. Bir aydan sonra ben mail attım tekrar insan kaynaklarına. Ben sizden cevap bekliyorum. Yoksa ülkeme geri döneceğim burada iş bulamadığım için dedim. Çünkü burada bir şu anda evim de yok. Bu nedenle iş olmasaydı büyük ihtimalle Noel'den sonra Türkiye'ye geri dönecektim. Ve yine aradan 2 hafta falan geçti, 3 hafta geçti. Ben umutsuzluğa kapıldım ve Türkiye'deki bazı firmalara başvurmaya karar verdim. Tam başvurdum, bir tane mail attım bir yere. Başvurduktan sonra o günün akşamında yaklaşık 1-2 saat sonra tekrar insan kaynaklarından mail geldi. Tebrikler, kabul edildiğiniz gibi. Ve ben burada yine havalara uçtum. Gerçekten o anı anlatamam. İlkinden daha büyük bir mutluluktu. Çünkü beklemediğim bir şeydi ve aradan 1,5 ay geçmişti. Ve umutlarım tamamen tükenmişti diyebilirim. Ama tabii ki de bu maille beraber moralim tekrar yerine geldi ve acayip mutlu oldum. Hemen ev bakmaya başladım firmanın olduğu yerde. Ve en önemlisi de çalışacağım projeyle ilgili kitaplar almaya başladım. Şimdi onları okuyorum. Ve uzun süredir kullanmadığım için MATLAB'a geri döndüm. Şu anda MATLAB üstünde bazı kodlar yazmaya çalışıyorum. Çünkü projenin tamamen MATLAB üstüne olduğunu söylediler. Bunu mülakatta da sormuşlardı. MATLAB kullanırken yaklaşık kaç satırlık kod yazdığımı sordular. Ben de genellikle 400-500 tamam ama geri kalanı bazen Simulink'te yazıyorum dedim. Ama onlar genellikle 1000-2000 veya daha fazlası yazıp yazamayacağımı sordular. Ben de tabii ki de neden yazamayayım dedim. O yüzden ona da birazcık çalışmam gerekiyor şu anda.
Yine her zamanki gibi sorularınızı yorumlara bırakmayı ya da Instagram'dan DM atmayı unutmayın. Herkese olabildiğince kısa sürede yanıt vermeye çalışıyorum ve uzun uzun açıklamaya çalışıyorum. Ama bazen gizlilik nedeniyle, firmadaki gizlilik nedeniyle her şeyi söyleyemiyorum. Yine de aklınızdaki soruları sormayı unutmayın.